Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 19. haftası 5. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Ne anlatacağız? Çember ve dairede benzerlikten bahsedeceğiz sizlere. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Çember ve dairede benzerlik. Arkadaşlar bütün çemberler birbirine benzerdir. Nasıl ki üçgende benzerlikte bazı kurallarımız vardı. Benzerlik oranı yardımcı elemanlar oranına eşitti ya da çevreler oranı eşitti ya da benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Aynı şeyi çemberlerde de uygulayabiliriz. Arkadaşım iki çember birbirine benzerse benzerlik oranı yarı çapları oranıdır. Mesela burası 1 burası 2 iken benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman çevreleri oranı da 1 bölü 2'dir. Alanları oranı daire şeklinde ise 1 bölü 4'tür. Çünkü 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. İsterseniz deneyebilirsiniz. Pi r kare bu. Buna da pi r kare deyip. Bunun alanı pi çarpı 1'in karesi. Pi çarpı 1'in karesi. Bunun alanı da pi çarpı 2'nin karesi deseniz. Ay hocam pi yaptı. Bu da 4 pi yaptı. Gerçekten 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Alanları oranladığınız zaman 1 bölü 4 çıkıyor. Çevreler oranı da 1 bölü 2. 2 pi'ye yaptığınız zaman da onu zaten farkına varırsınız. Evet. iki çember birbirine benzerdir. Benzerlik oranı bütün her şeyleri oranına eşittir. Bir tek alanlarda benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. İşte burada bundan bahsettik bundan bahsettik. Bir de aynı merkezli daire dilimlerinden de bahsedebiliriz. Aynı merkezli daire dilimlerinden de şu bizim şeye benziyor aslında. Üçgene benziyor. Üçgende temel orantıya benziyor değil mi? Atıyorum burası 2 burası 1 ise benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Alanlar oranı 4 bölü 9'dur. Burası 4 a iken burası 9 a demiyorduk. Burasına ne diyorduk? Tamamı 9 a olacak 5 a diyorduk. Aynı şeyi üçgende değil de şeyde de yapabiliriz. Daire diliminde de yapabiliriz. Aynı merkezde daire dilimlerinde de aynı şeyi uygulayabiliriz. Hadi uygulayalım bakalım. Benzerlik oranı a bölü a artı b. a bölü a artı b'nin karesi S1 bölü S1 artı x 2'ye eşittir. Yani burası 2 burası 1 iken 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yani. 4 bölü 9 o zaman burası 4 a iken buraya tamamı 9 a olacağından 5 a kaldı diyebiliriz arkadaşlar. E hocam benzerlik oranı aynı zamanda yay oranlarına da eşittir. Atıyorum burası e, 2'ye 1 iken 2 bölü 3 ya. O zaman burası 2x iken burası 3x diyebiliriz. Uzunlukta direkt benzerlik oranına eşit. Alanda direkt karesi benzerlik oranına benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit diyeceğiz. Ona göre yorum yapacağız gençler. Tamam. Bir de ne var burada? Aynı merkezde daire dilimlerinde oluşan kesmelerin alanında da böyle bir yorum yapabiliriz. Bak. 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 Bu önemli. Şimdi bu bu zamana kadar çıkmadı. Bununla ilgili bir şey. Ama dikkat edin. Bak çıkmayanlara yoğunlaşıyorum. Bir, i̇ki sene önce mesela şeyde çıkmamıştı böyle bizim bir kenarı gören hani çok yerlerde var diye bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören iki alfa ÖSYM tuttu onu getirdi karşımıza soru olarak. Kitaplarda bile yoktu ama konu anlatımında vardı. Dikkat. Böyle bir şey. Aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan kesmenin alanında da aynı şeyi yapabiliriz. Benzerlik oranı ne? Hocam aslında şu kerişler benzerlik oranıdır. O kerişler oranında bu bölü bu. Hocam atıyorum burası 2 burası 1 iken 2 bölü 3 ya. Hocam burası 2x burası 3x'dir. Bak kerişlerdeki oran 2 bölü 3. Benzerlik oranının karesini alanlar oranı. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Hocam 4 bölü 9. Burası 4 a iken burası 9 a diyebiliriz. Peki aynı merkezli daire dilimlerinde böyle bir şeyler benzerlikten bahsedebilirken şöyle bir şey olabilir mi? Bak bak aradaki farka bak. Şimdi dikkat. İki çemberde ben şu kiriş ve şu kiriş ve şuradaki kiriş mesela atıyorum burası 1 burası 2 iken ben bunlarda şuradaki bir kirişi ve iki kirişi varsa bunlar da birbirine benzerdir. Benzer olduğundan dolayı birdeki alan A ise ikideki alan 4A diyebilir miyim? Hayır. Ancak ve ancak şöyle diyebilirim. Şuradaki açılar birbirine eşitse diyebilirim. Açılar birbirine eşitse ne oluyor bak dikkat dikkat dikkat. Açılar birbirine eşitse hop merkez açı. Hocam alfa iken alfa. E burası da alfaysa hop şöyle. Gördünüz mü alfa. E hocam o zaman bu da yarıçap, 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 yarıçap. Şu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta bu daire dilimiyle bu daire dilimi benzer oldu. Yani benzerlik olabilmesi için ya aynı merkezde olması lazım. Aynı merkezde olması demek buradaki ölçülerin aynı olması anlamına geliyor zaten. E farklı çemberlerde de daha doğrusu farklı dairelerde de şuradaki böyle bir kirişlik ve iki kirişlik ya da herhangi bir farklı kiriş uzunluklarından böyle şeyler oluşturulduğu zaman buradaki alanlardan bahsedebilirsin bilmemiz için daha doğrusu benzerliğinden bahsedebilmemiz için kesinlikle buradaki ölçülerin birbirine eşit olması lazım. Ölçüler birbirine eşitse iki tane daire kesmesi birbirine benzerdir. Benzerlik oranı da zaten ne dedik arkadaşlar? Şu temel orantıdaki gibi ya şu bölü tamamı ya da bu kirişler oranı deyip ona göre hamle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ve önemli bence önemli. Yani hiçbir yerde bu değinilmiyor. Bu böyle üstün körü geçilmiyor. Sadece şu verilip gidiliyor. Bakın şu bilgi verilip gidiliyor. Ama bence bu önemli. Tamam. Burada da ispatını da yaptık. İki kiriş böyle aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan kesmelerin alanlarında da böyle bir yorumdan bahsedebiliriz. Mesela ben bundan bahsettim. Kitaplarda tabii ki bundan da bahsediliyor. Birbirine teğet çemberlerde işte şu böyle şunun karesi benzerlik oranı karesi işte alanlar oranına eşittir denilip geçiliyor. İşte bunun ispatı da zaten buradan geliyor. Biraz önceki anlattığım yerden geliyor. Şurayı bir oturtmak lazım. İki çember birbirine teğet olduğunda içten ya da dıştan teğet olduğunda şuradaki kesmeler birbirine benzer oluyor. Niye? Çünkü buradaki açılar birbirine eşit oluyor. Niye? Ortak teğeti çizdiğinde bak şimdi burası alfa iken gördüğü yay 2 alfa teğet giriş açıdan büyükte de, de gördüğü yay 2 alfa. E, bu yaylar eşitse yaylar eşit olduğunda kirişlerin ayrılıkları alanlar kesmeler birbirine benzerdir. Benzerlik oranında ne yapıyor? Hocam bu kirişler oranı A bölü B değil. Bir tane kiriş A bir tane kiriş A artı B. O zaman benzerlik oranı A bölü A artı B karesi alanlar oranına eşittir. Atıyorum yine bak sayı verirsem daha net yapacaksınız. Benzerlik oranı 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3 karesi nedir? 4 bölü 9. Hocam burada kalan 4 A ise burası 9 A demeyeceğiz. Bu kesme 4 A kesmeler iç içe. Yani daire parçaları iç içe. 4 A iken tamamı 9 A olacak buraya 5 A kalacak diyebiliriz. Aynı şey birbirine dıştan teğet olan çemberlerde de geçerli. Şunlar birbirine eşitse hocam burası alfa ise gördüğü yay 2 alfa alfa gördüğü yay 2 alfa. He, buradaki benzerlik oranı ne? Atıyorum burası yine 2 burası 3 olsun. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Direkt burası 4a burası 9a diyebiliriz. Çünkü bu parçalar ayrı ayrı olduğundan dolayı. Tamam biz öncesinde nasıl anlatıyorduk? Ben de öncesinde öyle anlatıyordum. Şurada şunu anlatıyordum aynı merkezli daire dilimlerinde. Ondan sonra geliyordum bunu da size ezberlettiriyordum. Ama bak ezberletmeden önce aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan da kesmelerin alanında da benzerlik vardır. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. Biz hep dilimlerde benzerlik yapıyoruz ama kesmelerde de böyle benzerlik var. Ama neye dikkat edeceksin? Açılarının aynı olmasına dikkat edeceksin. İki çember birbirine teğet olduğunda da zaten... Biz burada A temel orantıya benziyor deyip ezbere iş yaptırdık. Ama şimdi ispatlamış olduk. Yay uz, yay ölçüsü eşit yay ölçüsü eşit o zaman bu kesme ile bu kesme benzerdir benzerlik oranı da 2 bölü 3 karesi 4 bölü 9 4 aysa 9'a e, ee, burada da aynı şekilde alfa ise 2 alfa ise alfa ise 2 alfa e, ölçüler eşit o zaman bu iki kesme birbirine benzerdir benzerlik oranı da hani atıyorum 2'ye 3 ise 4 bölü 9 alanlar oranıdır e, buradaki ölçüler alanlar oranı 4 bölü 9 Burası 4A tamamı. Burası da 9A e, iç içe olmadığı için 4A'ya 9A bütünsel olarak yazmış bulunduk arkadaşım. Tamam. Bak önemli. Ama artık siz bunda e, ne, nereden geldiğini öğrendiniz. Nereden geldiğini öğrendiğiniz için böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman direkt sonuca da ulaşabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım. Olayı, olayı öğrendik. Şimdi ne yapalım? Şimdi şuradaki soruya bakalım. Şekilde birbirine T noktasında teğet 3 çember verilmiştir. 1 çember, 2 çember, 3 çember. O çemberin merkezi. Evet. 3 tane alibey uzunluğu. Yani burası 2K. 2 tane TC'ye eşitmiş. Burası da 3K. TC. Şu TC. Hocam burası 3K. Şurası 3K. Ondan sonra Alibey uzunluğu 2K verilmiş. E başka ne yapacağız burada? Aa, bak dikkat et. Bu çemberin merkezi bu çemberin üzerinde verilmiş. Bunun da çemberin merkezi burasıysa. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiriyorduk. Aa, hocam ne çıktı? Bunun yarı çapı r, bunun da yarı çapı r. Ye. Olduğundan dolayı şu kırmızı çemberle o merkezli çemberin yarı çapları oranı 1 bölü 2 oldu. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 2. Birbirine içten t çemberlerde de benzerlik oranı benzerlik vardır ve benzerlik oranı ne burada? Birinin yarı çapı iken diğerinin yarı çapı k r olduğu için 1 bölü 2. O zaman buradaki kirişe ben A diyecek olursam, e, kırmızı çemberdeki kiriş A ise, büyük mavi çemberdeki kiriş 2A olmak zorunda. Yani burası A iken burası da A olmak zorunda. Çünkü A iken 2A olacağından dolayı. E, e burası 2K iken burası da ne oldu? 2K oldu. Şimdi artık alan dağıtımını yapabilirim. Hocam ben şuradaki alanı da şöyle işaretleyecek olursam, ben öncelikle şununla şu çemberde bir benzerlik yapabilirim. Yani şu çemberle şu çemberde bir benzerlik yapabilirim. Benzerliğe bakacak olursak şöyle hani kelebek varmış gibi düşünün. Kelebekteki oran 3 bölü 2. Hocam 3 bölü 2'nin karesi nedir? 4 bölü, pardon 9 bölü 4. E o zaman burası 9 a iken burası 4 a olur mu? Olur. E hocam burada da benzerlik oranı kaç? 2 k'nın şimdi kırmızı çemberle şu çembere benzerlik uygulayabilirim. Hocam bunda 2 k'nın kirişler oranı. 2 k'nın Tamamı 4K'yı oranı. Yani benzerlik oranı aslında burada kaç? 2 bölü 4. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? Hocam 4 bölü pardon 1 bölü kaç yaptı? 4 yaptı. a Burada 4A bozulmasın diye benzerlik oranı aslında 2K bölü 4K değil mi? Evet benzerlik oranı aslında 2 bölü 4. Benzerlik oranı karesinde 4 bölü, 4 bölü 16 yazayım daha sağlıklı olacak. Çünkü burası 4A ya burası bozulmasın. O yüzden 2'yi sadeleştirme yapmadım burada. E o zaman burası 4 ayken tamamının kaç olması lazım? Tamamının 16 a olması lazım. Buraya kaç kaldı? 12 a kaldı. Bak burası 4 a, burası da 12 a oldu. Çünkü 4 ayken tamamının 16 a yapması lazım. E buradan cevap çıktı mı dostum? Çıktı. Bizden ne isteniyor? En büyük çemberin merkezden geçtiğine göre taralı alanlar oranı kaçtır? Bizden 9 a bölü 12 a isteniyor. Aslında kaç olabilir diye sormalıydı da. De. Neyse. Ya 9 bölü 12 isteniyor bizden ya da 12 bölü 9 isteniyor. A'lar gitti. 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 4. Yani cevabımız 3 bölü 4 çıkar. Geldik örnek 30'a. O daire dilimlerinin merkezi. Arkadaşlar bakın burada EOAF bölü FOD açısı 1 bölü 3 verilmiş. Şuradaki açı alfa iken FOD açısı burası 3 alfa verilmiş. OE uzunluğu K iken OB'nin uzunluğu kaç verilmiş? 3K verilmiş. Yani burası 2K verilmiş. Şimdi burası K 2K ya. Bunun yarıçapı K. Burası da 2K mı oldu? Evet tamamı 3K olduğundan dolayı. Şimdi gençler ben burada şöyle bir alan dağıtımı yapabilirim. Hocam 1 bölü kaç oran var burada? 3. 1 bölü 3'ün karesi alanlar oranı eşittir. 1 bölü 9. A ise burası 9A olacağından tamamı. Buraya ne kaldı? 8A kaldı diyebilirim. Sonra e hocam alfaya 3 alfa var. <laughs> Şimdi burada Bak bu kuralı vermedim size ama siz kendiniz çıkartabilirsiniz. Burada açılarla alanlar doğru orantılıdır. Biz nasıl ki üçgende alan dağıtımı yapabiliyoruz. Atıyorum burası 2K burası 3K iken 2K'da kalan 2A iken 3K'da kalan 3A diye dağıtım yapabiliyorsak. Aynı şekilde daire diliminde de açılarla doğru orantılı olacak şekilde bir dağıtım yapabiliriz. Alfa 3 alfa ise alfada kalan A ise burası 3A'dır. Çünkü yarı aynı ya. Birinin alanı pi r kare alfa bölü 360 Diğerini bir 1 kare 3 alfa bölü 360. Ee, bunlar gitti. Bunlar gitti. Alfa bölü 3 alfa kaldı. Bak açılar oranı alanlar oranına eşit oldu. O yüzden açılarla ilgili aynı dilim bak aynı yarıçaplı daire dilimlerinde alan dağıtırken alfadaki alan A ise, 3 alfadaki alan 3A diyebiliriz arkadaşım. E burada 1'e 8 oran var ya burada da 1'e 8 oran vardır. 3 kere 8 direkt buraya 24A yazabiliriz. Ya da Hocam burada benzerlik oranı 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Yani 1 bölü 9. 1 bölü 9. Hani birdeki 3 A ise 9'daki de 27 A deyip buraya da 24 A kaldı diyebiliriz. Taralı alanlar oranı kaçtır diye soruluyor bize. Hocam bir tanesi A bir tanesi 24 A. Yani bizden A bölü 24 A isteniyor. Cevabımız böylelikle ne çıkar? 1 bölü 24 çıkar. Evet örnek 30'un cevabını da 1 bölü 24 bulduk. Geldik örnek 31'e. Yandaki şekilde bir cam ve camı silmek için A noktasına sabitlenmiş bir silecek verilmiştir. Bak silecek ve şu camı silen kısmı burası. İşte 2 birim 6 birim olarak verilmiş. Sileceğin kırmızı kı kırmızı kısmı camı silmektedir. Silecek çalıştığında C köşesi cam üzerinde 12 santimetre yol aldığında bak şimdi. C köşesi silecek çalıştığında bak nasıl yol alır? Dikkat. Hop silecek böyle hop bir noktaya sabit kaldığı için şöyle bir dairesel hareket edecektir. Evet böyle dairesel hareket etmesi demek ne demek? Şu şekilde bir yol olacak. Camı silen kısmı kırmızı olan kısım. Yani camı silen kısım burası mı oldu? Evet. Şimdi bu 12 santimetre yol aldığında diyor. Ee, yol aldığına göre Camda silinen kısmın alanı yani buradaki alan nedir diye soruluyor. Bu 12 santimetre yol aldığında şu alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Tümünün alanından Şu alanı çıkartabiliriz ama Şurayı bulmamız lazım. Burada bir benzerlik var mı? Var. Hocam 1 bölü kaç burası? Yani 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 benzerlik oranı var. Aslında iki türlü yapacağız. 1 bölü 4 ya. Benzerlik oranı 1 bölü 4. E ben buraya x dersem. Hani x bölü 12 dersem. X'i kaç bulurum? X'i 3 bulurum. Hocam burası 3 iken ben şu alanı bulabilirim. Ee, sonra benzerlik alanı çıkışından 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 a iken 16 a olacak. Buraya da 15 a kaldı deyip o şekilde sonuca ulaşabilirim. Sonuçta ben de yine burada bir benzerlik kullandım. Benzerlik kullandığım için direkt şeyden de yapabilirim. Hatırlayın hani yamuğun alanına benziyor. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde yapsak daha sağlıklı değil midir? Evet. Bu arada ben onu niye sildim? Şurayı. 1 bölü 4 eşittir nedir? 1 bölü 4 eşittir. X bölü 12'den. E, X'i kaç bulduk arkadaşım? x'i 3 bulduk. Evet x 3 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyordu? Bu alan isteniyordu. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 şeklinde değil miydi alan? Evet 12 artı 3 çarpı yükseklik. Yüksekliği kaç? Hop 6 bölü 2 bize direkt buradaki yamuk vari alanı veriyordu. Hatırlayın böyle bir şey vermiştik. Ha hocam buradan ben anlamadım. Buradan ben yapamam dersen de benzerlik oranı kaç? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün karesi nedir? 1 bölü 16. O zaman burada kalan 16 A ise tamamı 16 olduğundan burası 15 A'dır. A alan nedir? Yay uzunluğu var. E yay uzunluğu çarpı bu. Yani 3 çarpı 2 bölü 2 eşit değil miydi? Hani üçgenin alanı gibi düşüneceğiz demiştik. Buradan bu alan kaç çıktı? 3 çıktı. O zaman 15 A isteniyor bizden. 15 A'da 15 çarpı 3'ten kaç çıkar arkadaşım? 45 çıkar. Evet iki farklı şekilde size çözümü gösterdim. İstediğiniz türden yapabilirsiniz. Geldik şuraya. Evet. <laughs> Gençler şimdi bazı şeylerde e, bu taralı alanı bulursunuz bu arada onu söyleyeyim. Hocam öncelikle bu mavi alanı nasıl bulursunuz? Şu alandan bu alanı çıkartarak burayı bulursun. Sıkıntı yok. Bu kırmızı alanı nasıl bulursun? Bu alandan da bak onu da maviyle göstereyim. Şu alandan da şu alanı çıkartıp e, şuradaki alanı çıkartıp kırmızıyı da bulursun. Sonra toplarsın olay biter. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Tam dairelerin olduğu şekillerde hep tam dairelerin olduğu şekillerde. Bir de yarım dairelerin ya da tam hep yarım dairelerin olduğu şekillerde ya da hep çeyrek dairelerin olduğu şekillerde. Böyle bunlarda benzerlik alan ilişkisi bazen işimizi çok kolaylaştırıyor. Biz ön, bütün öğrenciler genellikle bu alan sorularında benzerlik kullanmıyor. Ama benzerlik kullanın emin olun daha rahat bir şekilde çıkacak. Benzerlik kullanmayı da öğrenin. Yani inanın çok çok daha rahat bir şekilde çıkacak. Ha kullanmasan da benzerliksiz bir şekilde de çıkartabilirsin sonuca. Bak şimdi ben ne yapacağım? Bak bütün yarım daireler benzer değil midir? E benzerdir. Hepsi de hep de yarım daire var. Birinin yarı çapı kaç? Ya da çaptan gidelim. Birinin çapı 2. Diğerinin yarı... Bak birinin çapı 2. Diğerinin çapı 4. 2 bölü 4 benzerlik oranı. Diğerinin çapı kaç? Şöyle 6. Hocam 6. Diğerinin şeyi kaç? 7, 8, 9, 10. Diğerinin çapı kaç? 10. E o zaman yarıçaplar oranı 2 bölü 4 bölü 6 bölü 10. Yani 1 bölü 2 bölü 3 bölü 5. E yarıçaplar oranı bu. Ya da çapları oranı bu. Çapları oranının karesi alanlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani 1 bölü 4 bölü 9 bölü 25 bizim alanlar oranıdır. O zaman en küçük dairenin alanı A iken sonrakinin 4A olacak. Ama burası 3A kaldı. Sonrakinin kaç A olacak? 9 A olacak. 4 A'sı buradaysa buraya 5 A kaldı. Sonrakinin 25 A olacak. Tamamının 25 A olacak. 9'u buradaysa 9'u buradaysa 25'ten 9 çıkınca kaç kalıyor? 16 A kaldı buraya. Bak daha rahat bir şekilde bulduk mu bulduk. Kırmızı bölgenin alanının yani 16 A'nın 3 A'ya oranı isteniliyor bizden. Bakın 16 bölü 3 diye çok kolay bir şekilde buluruz. Öyle şekilde full yarım daireler ya da full çeyrek daireler gördüğünüz zaman benzerlik uygulayın. Gerçekten benzerlik alan ilişkisi de kafanızın bir kenarında bulunsun. Hatta bunu destekleyen birkaç soru daha yapayım. Aa hocam burada bir çeyrek var veya bir yarım var bir çeyrek var. Ama yarım dediğimiz aslında iki tane çeyrek değil midir? Bütün çeyrek dairelerde birbirine benzer değil midir? Evet benzerdir. E o zaman bunun yarıçapı 1, bunun yarıçapı da bir. Ya da şurası R, burası R iken, "Aa hocam, şu çeyrek daire ile büyük çeyrek daire benzerdir. Benzerlik oranında R bölü 2R. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. E o zaman olay bitti. Buradaki alan A iken tamamının alanı 4A. Hocam çeyreğin alanı A iken, A iken diğer çeyreğin alanı da A'dır. E burası 2A iken burası da 2A mı olacak tamamı 4A olduğundan dolayı? Evet. Kırmızı bölgenin alanı 2A'nın mavi bölgenin alanına 2A'ya oranı isteniyor. O da 1'e eşit olur. Görüyorsunuz işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor dostum. Geldik buraya. Mesela bunda acayip şey yani burada. Ne yaparsın burada biliyor musun? Buraya A dersin A dersin. Buraya B dersin B dersin. Buraya da C dersin C dersin. Pi A kare bölü 2 6 dersin. Pi B kare bölü 2 12 dersin. Sonra A kare artı B kare işte 2 A'nın karesi artı 2 B'nin karesi 2 C'nin karesini eşit dersin. Sonra da Pi C kareyi burada bulmaya çalışırsın. Ama işin zorlasır Bak hep yarım daireler var. Yarım daireler ve neler var burada? Alan var. Alan. A. Alan. Dairelerdeki alanlar oranını mı verilmiş? Evet. E, alanlar oranı kaç verilmiş? 6 bölü 12 verilmiş. 1 bölü 2 verilmiş. Ha. Benzerlik oranı ne olacak? Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının kare kökü benzerlik oranına eşit olmaz mı? Olur. Yani 1 bölü 2'nin kare kökü benzerlik oranıdır. E benzerlik oranı 1 bölü kökü ise şu 6 hani 6 bölü 12 küçük ve büyük 1 bölü 12 o zaman buraya 1 dersem 1 bunun yarı çapı 1 bölü kökü yaptı bunun yarı çapı ne oldu köküye kökü mü oldu evet normalde R'ye R kökü R'ye kökü R'ye dememiz lazım ama sonuçta S alanı isteniyor önemli değil e, rastgele ya da öyle de diyebiliriz R'de diyebiliriz sonuçta ben buradaki oranlamayı bulmam lazım. Peki o zaman burada ne çıktı? Hocam burası 2. Burası 2 kök 2. 2 ve 2 kök 2'den ben buradaki Pisagor bağıntısında şurayı bulabilirim. O zaman bulalım. Buraya da ne diyelim? A diyelim. 2A'nın karesi neye eşittir? 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi. E burada 4A kare eşittir. 4 artı 8'den 12 yaptı. E A da buradan neye eşit oldu? A kare 3'e eşit oldu. A da buradan kök 3'e eşit oldu. E bu sefer Birinin yarıçap 1, bir, diğerinin diğerinin yarıçapı kök 3. E yine benzerlik alan ilişkisinden gidebiliriz. 1 bölü kök 3. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. A bölü 3A'ya eşit olacak. E o zaman burada kalan A iken burada kalan 3A olmak zorunda. E A alanı 6 ise E o zaman A alanını 6 bulduk arkadaşlar. Bizden S isteniyor. S de 3A'ya eşit olduğundan A da 6'ya eşit olduğundan cevabı 18 diye buluruz. Evet 3A'yı 18 bulduk arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Bak normalde buraya 1 ve kök 2 yazmam yanlış oldu. Oranlamalardan gideceğim için sakın şöyle demeyin. Yani kök 3 e, pi çarpı kök 3'ün karesi bölü 2 demeyin. Hatta ben şunu daha sağlıklı bir şey diyeyim. Hani burası k diyeyim k diyeyim o zaman burası e, kök 2, k kök 2k diyeyim. O zaman burası da ne olacak kök 3k olacak. E o zaman yarı çapları oranı 1 bölü kök 3 yine sağlanmış oluyor. Yani bu sefer de yarı çapı da kök bulmuş olacaksın sadece. E, benzerlik oranı 1 bölü kök 3. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranı eşit. 1 bölü kök 3'ün karesi 1 bölü 3 yaptı. Yani alanlar oranı 1 bölü 3. A iken burası 3'e aldı. A alanı 6 ise 3 e alanı da 18 diye çıkar. Bak diğer türlü ilk başta konuştuğumuz şekilde yapmaya kalkışırsanız sıkıntı yaşarsınız. Böyle yarım dairelerin olduğu full sorularda ya da çeyrek dairelerin olduğu full sorularda ya da hem yarım hem çeyrek var. Bunlarda benzerlik alan ilişkisini düşünün. Bak ben bile 2-3 yıl oldu bunu böyle kullanalı. Onun öncesinde hep uzun yoldan yapıyordum. Yani dairede benzerliğin bu kadar etkili olduğunu ben bile tahmin edemiyorum. İşte artık ben bunu öğrendim. E ben bir şey öğrendiysem öğrencilerden bir şey kıskanmam ki. Bunu sana da öğretirim. Sana da öğrettim. İnşallah faydasını görürsün. Evet gençler 34. sorunun cevabını da böylelikle 18 bulduk. Benzerlik alan ilişkisinden. Evet böylelikle daha iyi alanı bitirdik. Ama böyle bununla ilgili bir de formül var arkadaşım. Bu formülün nereden geldiğini şimdi size göstereceğim. Böyle ben size bir şey söyleyeyim. Bir yarım daire çizildiğinde yarım dairede çapı gören çevre açı 90 derecelik bir üçgen çizdiğinde bak şu üçgeni çizdiğinde bu üçgenin kenarlarını çap kabul eden yarım daireler de çizildiğinde şöyle yarım daire ve şöyle yarım daire çizildiğinde bu yaylar arasındaki kalan alanların toplamı üçgenin alanına eşittir. Niye? Üçgenin alanına A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Arkadaşım A artı B artı C alanı belli mi? A artı B artı C alanı belli. Nedir? Bu yarım dairenin alanı, şu yarım dairenin alanı. Peki, 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 peki. E ben buraya ne diyeyim? Şuraya a diyeyim, bunun yarıçapına a diyeyim istersen. A diyeyim, a diyeyim. Bunun yarıçapına b diyeyim, bunun yarıçapına da c diyeyim. Hatta buradan ne geliyor? 2c'nin karesi eşittir 2a'nın karesi artı 2b'nin karesi olduğundan dolayı c kare neye eşit oldu? a kare artı b kareye eşit oldu. Bu elimizi de bulunsun. Devam edelim. A artı b artı c alanı neye eşit arkadaşım? Hocam bu yarım dairenin alanı ne eşit? Yani yarım dairenin alanı dediğimiz pi c kare eşit. Tamam Bu elimizde bulunsun. Peki s1 artı b alanı neye eşit? s1 artı b alanı da pi a kare bölü 2 eşit. pi a kare bölü 2 eşit. Tabi burada a artı b artı c pi c kare bölü 2 eşit. Şunu yazmayı unutmayalım. Bölü 2. Peki s2 artı c alanı ne eşit? s2 artı c alanı da yarı b olan pi b kare bölü 2 eşit değil mi? Evet. E ee, ben ne yapacağım burada? Bak şu an neyi yapabilirim? Ee, ben neyi bulmaya çalışacağım? Şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağım değil mi? S1 artı S2'nin kuralını bulmaya çalışıyorum. Taraf tarafa toplarsam S1 artı S2'yi bulurum. Hatta yazayım. Taraf tarafa topladım. S1 artı S2 artı B artı C. Neye eşit? Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 eşit. Hatta burada pi bölü 2 parantezinde a kare artı b kare eşit oldu. A hocam bu ne oldu? A kare artı b kare de c kare eşit değil miydi? Evet bunun yerine c kare yazabiliriz. O zaman buradan ne geliyor bak. Dikkat et s1 artı s2 artı b artı c alanı neye eşit oldu? Pi bölü 2 c kare eşit oldu. Pi bölü 2 c kare de a artı b artı c'ye eşit değil mi? Evet. Bu da o zaman s1 artı s2 artı b artı c neye eşit olacak? pi c kare bölü 2 yerine ne yazıyorum? A artı b artı c yazıyorum. A artı b artı c eşit. O zaman burada b'ler c'ler gitti mi? B'ler c'ler gitti. O zaman s1 artı s2 neye eşit oldu? A'ya eşit oldu. A alanına bak neye eşit? Üçgenin alanına eşit. Gerçekten ispatını da yaptık. Tabi burada ABC dediğimiz için böyle şey oldu. Normal sorusu gelip de buradaki sayısal değerler olsaydı daha mantıklı bir şekilde çözüm, daha kolay bir şekilde çözüm yapabilirdik arkadaşım. Evet ispatını yaptım. Birincisini ispatını yaptım. Şimdi geleyim ikincisine. Burada da arkadaşlar bu sefer çapı gören şey e, bu dik üçgen dışarıda olduğunda şu yarım daireler çizilip buradaki de çizildiği zaman şu oluşan garip alanlar farkı neye eşitmiş? Yine üçgenin alanına eşitmiş. Peki o zaman ben şuradaki alanı A diyeyim. Komple bu alana A. Şuraya da B diyeyim. Ondan sonra işte yine şuraya A A yine buraya B B diyeyim. Şurası da yarıçapı da C olsun. Ee, buradan ne geldi yine C kare eşittir A kare artı B kare geldiğinin farkındayız. Bu bir kenarda dursun. Şimdi gençler burada ne yapalım? Burada A artı S 2'yi yazalım. A artı S 2'yi yazalım. A artı S2 neye eşit? Hocam pi A kare bölü 2 eşit. Pi A kare bölü 2 eşit. Peki B artı S2 belli mi? Evet B artı S2 de belli. B artı S2 de P B kare bölü 2'ye eşit. Ve başka ne var peki? Hocam bir de bütünsel alan var burada. Yani üçgen artı şu yarım daire dediğim A artı B artı S1 artı S2 var. Hmm. onu da şuraya yazayım. A artı B artı S1 artı S2 de üçgenin alanı. Üçgenin alanı. Evet. Üçgen diyebiliriz. Üçgenin alanı artı yarım daire yarım dairenin alanı mı? Evet. Üçgenin alanı nedir? Üçgenin alanı direkt şey yazabiliriz aslında. A çarpı B bölü 2 yazmak istiyorum aslında ama yo üçgenin alanı üçgenin alanı diyeyim. Üçgenin alanı üçgen alanı artı yarım dairenin alanı da pi c kare bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Gençler burada yine taraf tarafa toplarsam bak dikkat edin şurada. A artı B artı iki, eski artı eski yani iki tane eski mi yaptı? Evet. Pi A kare bölü 2 artı pi B kare bölü 2'ye eşit. E burada P burada p bölü 2 parantezinde A kare artı B kare eşit oldu. E burada A kare artı B kare de C kare eşit. O zaman P C kare bölü 2'ye eşit oldu. P C kare bölü 2 N'ye eşittir? Dikkat edin üçgen alanını öbür tarafa attığımız zaman e, neye eşit olacak? A artı B artı S1 artı S2 eksi üçgenin alanına eşit olacak. O zaman burada onun yerine onu yazalım. A artı B artı 2 S2 neye eşitmiş? Pi C kare bölü 2 eşitmiş. P C kare bölü 2 de neye eşit? A artı B artı S1 artı S2 artı eksi eksi üçgenin alanına eşit olacak. Peki şurada A'lar B'ler gitti mi? Gitti. Eksi ü'yü öbür tarafa atalım. Üçgenin alanı eşittir. 2S2'yi de buraya atalım. S1 eksi S2 mi yaptı? Evet. Gerçekten de S1 eksi S2 neye eşit oldu? Üçgenin alanına eşit olmuş oldu. Yani burada da size bunu ispatlamış bulunuyoruz. Arkadaşım 10 yıl önce falan son 10 yıl içerisinde böyle bir soru çıktı. Direkt bu alanı verdi. Bu alanı verdi. Ve şu üçgen yok. Şu üçgenin alanını verdi. Şu ikisinin toplamını sordu. Direkt Formülü bilen arkadaş yaptı. Ha, formülü bilmeyen de bu şekilde ispatıyla yaptı. Daha iyi alanda da böyle bir şey var. Haberiniz olsun. Ben de onu size şöyle söyledim. Bu sınavda çıktı ya. Belki yine aynısı çıkar. Belki şu tarzda karşımıza çıkar. Böyle garip bir şey geldiği zaman alanlar farkı yine üçgenin alanına eşit oluyor arkadaşım. Burada da ispatını ben yaptım. Evet. Böylelikle bu haftayı da 19. haftayı da bitirdik mi? Bitirdik. Çember ve dairedeki bütün konu anlatımı bitti. Sırada ne var? 20. haftada bunlarla ilgili ÖSYM'deki çıkmış soruların benzerlerini çözmek var. Ama tabi siz diğer kitaptaki kitaplarınızdaki kitaplarınızın altındaki kitaplardaki dahi de alanla da ilgili soruları çözeceksiniz. Ve çember ve daire ile ilgili soruları da çözeceksiniz. Gençler çok zevkli konuydu. Ben aşırı derecede zevk aldım bu çember ve daireyi anlatırken. Sizler de büyük ihtimalle iyi bir şekilde anladınız ve çok iyi bir şekilde yapacaksınız. E çemberde uzunluğunuz ne kadar iyi olursa daire alanınız da o kadar iyi oluyor görüyorsunuz. Ve dairede de ufak tefek bazı şeyler var ama dairede alanı özetleyecek olursak bütünsellik çok önemli. Ve bütünselliğin içerisinde bir de neden bahsetmiştik? Alan taşımadan bahsetmiştik. Alan taşımaya da dikkat edin. Benzerlik alan ilişkisi de böyle artistlik kısmı ama bilseniz iyi olur kısmı. Çünkü ÖSYM'de bununla ilgili soru sorabilir. Evet gençler böylelikle bu haftanın da sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.